Değerli izleyiciler, AzTV ekranlarınızda hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bildiğiniz gibi her hafta Geleceğimiz Turizm adlı programımızda Bursa'nın ve Güney Marmara Çanağı'nın turizm sektörüyle ilgili plan ve projelerine ilgili konuklarımızla ve sektör içerisindeki sektör temsilcileriyle konuşuyoruz ve sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bugün bizim için çok önemli bir gün. BT salonumuzun düzenlemiş olduğu Bursa Sanayi Kenti mi, Turizm Kenti mi adlı bir panel var. Bu panelde çok değerli konuklarımız var. İstanbul'dan da TÜRSAP Genel Başkanımız Başaran Ulusoy ve Bursa'mızın çok değerli sanayi kuruluşlarının sahipleri ve yönetim kurulu başkanları var. Ve şu anda da konuğumuz BTSA'nın henüz yeni başkanlarından ve medar iftarımız Bursa Sanayi'nin önemli isimlerinden ve BTSA'nın yeni başkanı Sayın İbrahim Burkay yanımızda, konuğumuz bizim efendim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasan. Hoş bulduk. Sizler de Bursa Ticaret Sanayi Odası'na hoş geldiniz. Sağ olun. Sizin de belirttiğiniz gibi bugün aslında Bursa için önemli gündem oluşturacak bir konuyu işliyoruz. Bursa gerçekten sanayi kenti mi, turizm kenti mi diyerekten. Senin de bahsettiğin gibi tabii biz yönetime geldikten sonra özellikle Bursa'nın Türkiye'nin gelişimindeki en önemli aktör kentlerden biri olduğunun bilinciyle buna göre bir vizyon oluşturduk ve bu vizyonla birlikte ortaya koymuş olduğumuz projelerle Bursa iş hayatına, sanayi hayatına, turizm ve hizmet sektörüne, eğitiminden sağlığına kadar birçok alanda da yol haritası çiziyoruz. Şu anda da konseylerimizi biliyorsunuz geçen meclis kararımızla Türkiye'de ilk defa bir odada, oda ve borsalarda konsey yapılanmasını Bursa Ticaret Sanayi Odası Türkiye'de ilk olarak hayata geçirdi ve konseylerimiz de bu hafta başından itibaren de çalışmaya başladı. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Burada 17 tane konseyimiz gerçekten kendi ilgi alanlarında yol haritası çıkaracaklar. Bugün de zaten hem 35. komitemiz hem de Turizm Konseyimizin yaptığı bir çalışma. Burada dediğiniz gibi turizmin başındaki en önemli isimlerden Başaran Ulusoy Başkan burada. Yine kentimizde konunun içeriğiyle de çok ilişkili olan sanayi kenti mi, turizm kenti mi dediğimiz zaman Bursa'ya, Bursa'nın hem sanayisinde çok önemli söz sahibi olan değerli iş adamlarımız ama bu iş adamlarımız aynı zamanda kentimizin turizm sektörüne de ciddi anlamda katkı koyan otel yatırımlarıyla uluslararası markaları Bursa'mıza sağlayan, getirmeyi sağlayan önemli yatırımcılarımız. Tabii bizim yolun başından beri söylediğimiz bir şey var. Biz şirketlerimize nasıl ki ürün çeşitliliği ve pazar çeşitliliğini sağlıyorsak artık dünyada rekabet ülkeler arasından kentler arasına dönüştü. Yani bugün Çin dünyanın ikinci büyük ekonomisi olduysa bugün Guangdong bölgesinde yaklaşık 12 tane kenti bir araya getirip 300 milyona yakın bir nüfusla mega bir kent oluşturdu ve bu kent Çin'in aynı zamanda rekabetçiliğini artıran, teknolojik yatırımlarını yapan, ihracatına çok büyük katkı değer koyan önemli bir merkez konumuna geldi. Bugün artık dünyada tabii ülkelerden ziyade bölgeler ve kentler rekabet etmekte. Bursa'da bu anlamda çok büyük potansiyeli olan hem bu işin sanayi ayağında hem de tarihi kültürel mirasıyla, doğal kaynaklarıyla turizmde, sağlıkta ve hizmet sektöründe ciddi potansiyeli olan bir kentimiz. Bu anlamda ben tabii Detroit örneğini çok kullanıyorum. İşte Detroit sanayide özellikle otomotiv sektöründe Amerika Birleşik Devletleri'nin 4. ekonomik büyüklüğe sahip kentiydi ama bugün iflas etti. Yani bir dönem Detroit'te dünyada üretilen arabaların %50'si, her iki arabadan bir tanesi o bölgede üretilirken bugün esamesi okunmuyor. Yani bizim de kent olarak, Bursa olarak mutlaka işte bu sektörlerde, bu alanlarda sahip olduğumuz gücü çok iyi kullanıp çeşitlenmemiz gerekiyor. O yüzden de işte bugün bir Münih örneği, bir Frankfurt örneği, bir İsviçre örneği baktığımız zaman bunlar hem sanayilerinde hem de turizm ve kültürlerinde ciddi anlamda merkez olmuş konumda olan yerler. Yani bugün Münih gerçekten Avrupa'da, kıta Avrupa'sında kültürel faaliyetlerde, müzeleriyle, orada yapılan etkinliklerle, fuar ve kongrelerle Avrupa'nın en önemli merkezlerinden bir tanesi. Ama buna baktığımda da aynı zamanda Münih, Alman sanayisinin en güçlü olduğu, teknolojinin en güçlü olduğu bölgelerin başında. Frankfurt ona keza ticaretin, finansın merkezi ama 7 milyon konaklama kapasitesiyle, gecelik konaklama kapasitesiyle de kıta Avrupa'sındaki en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi. Yani burada tercih etmemiz gerekmiyor. Burada önceliklerimizi iyi koymamız gerekiyor. Tabii. Yani illa bunlardan bir tanesini tercih etmek değil. Biz Bursa için öncelikli alan olarak baktığımızda sanayi ve yüksek teknolojili sanayi, katma değeri yüksek sanayi, ihracat Bursa'nın olmazsa olmazı ama bununla birlikte Osmanlı'ya payitahtlık yapmış olan bu kente mutlaka
Osmanlı'dan bize kalan, atalarımızdan bize kalan bu mirası iyi değerlendirip bizim burada kültür turizmimizi, sağlık turizmimizi, kaplıcalarımızı ki geçmişte bunlar zaten sadece Türkiye'de değil dünyada bir markaydı. Bunlar kaybolmadı. Bu zenginliğe bu bölge hala sahip. Yeter ki biz kuvvetli bir nefesle bu tozu kaldıracak şekilde bunların üzerine üfleyelim. Ama bu yeni dönemde inşallah biz Bursa olarak hem sanayide hem turizmde hem gıda ve tarımda ki ben çok tarımı önemsiyorum. Yani önümüzdeki 50 yıla yön verecek olan stratejilerin başında tarım politikaları ve hayvancılık geliyor. Yani bu anlamda da çok ciddi bir kapasitesi olan, altyapısı olan bir bölge. Bütün bu alanlarda inşallah Bursa'mız Türkiye'ye ciddi anlamda yön verecek. Biz hep söylediğimiz bir şey var. Bursa büyürse Türkiye büyür diyoruz biz. Evet. Sayın Başkan çok çok teşekkür ederiz. Öyle güzel izah ettiniz ki sizin lafınızın üzerine laf söylemek artık biraz şey olacak, zor olacak bizim için de. Ama tabii bir şeyi başarmak için önce niyetinde olmak gerekiyor. Sonra inanmak gerekiyor. Sonra azmetmek, sebat etmek, sabretmek ve önceliği almak gerekiyor. Şimdi başkanlığı teslim aldıktan sonra yapmış olduğunuz bana göre turizm sektörüyle ilgili konuşuyoruz. En somut adımlardan bir tanesi bir de turizm sektörüyle ilgili konseyi kurmanız. Evet. Ve geçen hafta katıldım, ben de katıldım. Orada katılımcı arkadaşlarımızın hepsine baktığın zaman çerçevede işi bilen sektörün içerisinde yetkili ve temsilci arkadaşlarımız hakikaten yıllarca turizm sektöründe hizmet etmiş arkadaşlar oradaydı. Tabii amaç nedir? Amaç bir kişi her şeyi yapamaz veya bir akıl her şeyi bilemez. Ortak akıl kullanma burada da çok önemli. İşte o konseyde ben onu gördüm. Başımızda bir hoca sanki üniversite öğrencisi gibi başımızda işte planlı, projeli, belli stratejiler dahilinde meseleyi masaya yatırmak, planlamak, projelendirmek ve sonra ortak aklı kullanmak ve o ortak akıl neticesinde çıkacak neticenin takipçisi olmak. Bravo. İşte burada Hasan Erdem'e görev bir nebze düşerse Sayın Betesoğlu Başkanı da çok çok büyük görevler düşüyor. Çünkü o konsey sonucundaki bir sonuç bildirgesinin yürürlüğe girmesi ve hayata geçmesi noktasında bir güç gerekiyor. Tabii. Kentin birliği gerekiyor. Kentin dinamiklerinin bir araya gelmesi gerekiyor. Betesoğlu bizim için çok çok önemli bir kurum. Ve Bursa'nın gelişmesi için de çünkü bütün tüccarların, tüm sanayicilerin aynı çatısı altında bulunduğu bir kurum. Tabii, yani herkes temsil ediyor. Turizmcisinin sanayicisi hepsi temsil ediyor. Bu noktada siz de bu noktada aslında çok önemli bir görev, çok önemli bir misyon üstlendiniz. Ben umarım siz bu görevi çok çok iyi layıkıyla yaparsınız ve kentimize çok önemli şeyler başarırsınız. Ben bunun inancı içerisindeyim. Biliyorum, sağ olun. Bunu temenni ediyoruz. Yani çünkü bir atasözü vardır. Derler ki baş olma. Çünkü baş bütün acıların ve ızdırapların birleşkesidir. Siz de baş oldunuz Sayın Başkanım. Yaşamınıza olaylıklar diliyorum. Sağ çalışmanızda ol, başarılar diliyorum. Katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Senin de bahsettiğin gibi bu çalıştaylarda tabii biz kentin ortak aklını çıkartıyoruz. Ve orada çıkan yol haritasında ilgili sorumlu bütün kurumlar ve zamanla ilgili hangi süreçte bunlar halledilecek bütün prosesler inşallah ortaya çıkacak ve biz de tabii ki Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak senin de belirttiğin gibi kentin ekonomik anlamdaki en önemli üst şemsiye kuruluşu bunların takipçisi olacağız inşallah. Biz de başarılarınızı takip ediyoruz. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Katılımımızdan dolayı biz de çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim Hasan'cığım. Sağ ol. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler, programımızın ikinci konuğu Sayın Bursa Vali Yardımcısı Vedat Müftüoğlu. Şu anda konuğumuz. Sayın Vali Yardımcımız, BTSO'nun düzenlemiş olduğu Bursa Sanayi Kenti mi, Turizm Kenti mi adlı bir panele katıldılar. Ve orada kısa bir konuşma yaptılar. Ancak panel sonunda biz kendisini rica ettik. Programımızı aldık. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Programımıza kısa bir demeç ve kısa bir mesaj vermek amaçlı. Şu anda bizimle beraberler. Tabii Sayın Valim size soralım. Yani Bursa'nın turizm kimliği mi öne çıkmalı, sanayi kimliği mi öne çıkmalı? Yoksa bunların ikisini bir de koordine edip birlikte mi yürütmeli diye size sormak istiyorum. Öncelikle bu organizasyonu yapan BTSO başkanlığımıza ben teşekkür etmek istiyorum. Bursa sanayi şehri unvanını daha sonradan kazanan bir şehir. Bursa bir tarih şehri, bir kültür şehri, bir Osmanlı başşehri.
süreç içerisinde sanayileşme ile öne çıkıp bugün sanayileşme sayesinde turizm yapabilecek sermaye birikimini, kültür birikimini, altyapısını oluşturmuş bir şehir. Dolayısıyla bu birikimin üzerine bundan sonra yapacağımız şey Osmanlı şehri Bursa'yı dünyaya tanıtmak, anlatmak ve belli kalite standartlarını yakalayarak kongre turizmiyle, spor turizmiyle, gastronomi turizmiyle, Uludağ ile, termal ile buraya daha önce sağlık için gelenleri sağlıklı yaşlanmak için misafir etmeye hazırlanmalı diye düşünüyorum. Bursa çünkü altyapısıyla, tarımıyla, hayvancılığıyla da turizmi besleyecek, ulaşımıyla turizmi destekleyebilecek marka şehirlerden biri haline geldi. Sanayileşmesine yüksek teknolojiyle sürdürürken turizmi de bu arada en iyi şekilde yapabilecek bir şehir. İkisini birbirinden ayırmak mümkün değil. Tarımı bundan ayırmak mümkün değil. Dünyadaki örnekleri var. Sanayi, tarım ve turizm bir arada yürüyecek. Ben ona inanıyorum. Bu yolda emek veren, çaba gösteren bütün arkadaşlarımı da şükranlarımla anıyorum burada. Sayın Halim, çok çok teşekkür ederiz. Ben de sizin katkınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, geleceğimiz turizm programımızın üçüncü konuğu Bursa Sağlık Derneği'nin kurucu başkanı ve aynı zamanda bir doktor ve son yapılan BTSO seçimlerinde de BTSO'nun yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı. Kendisinin Bursa'nın özellikle turizm sektöründe çok önem arz eden Bursa Sanayi Kenti ve Turizm Kenti adlı paneli organize eden arkadaşlarımızın arasında turizm sektörüne çok son derece özellikle sağlık turizmine katkı koymaya çalışan işte bir takım çalışmalar içerisinde olan değerli bir konuğumuz. Efendim hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Şimdi Bursa Sanayi Kenti mi, Turizm Kenti mi? Tabii panelin ismi bu ama evet. Genel çerçevede Bursa kimliği ile ilgili ve Bursa'nın markalaşması ile ilgili şöyle kısa bir açıklama bekliyoruz sizden. Evet, Bursa tabii eşsiz bir şehir. Birçok özelliği içinde barındırıyor. Evet, bir sanayi şehri. Gerçekten Türkiye'de sanayinin lokomotif şehirlerinden birisi. Ve ihracatta ikinci kentimiz bu anlamda. Tabii sanayi derken hangi sanayi sorusuna cevap vermemiz gerekiyor. Söylediğimiz bir şey var. Orta ve yüksek nitelikli değerleri üreten bir sanayiden bahsediyoruz. Yüksek teknoloji gerektiren bir sanayiden bahsediyoruz. Bu anlamda Bursa sanayi kenti olmaya elbette ki devam edecektir. Yüksek teknolojili ürünleri üreten bir sanayi merkezi olarak konumunu sürdürecektir. Tabii bir de Bursa'nın tarihi perspektifte aslında bir sağlık ve bir yönüyle turizm şehri olduğunu görüyoruz. Yüzyıllar öncesinde Bursa özellikle termali ile gündeme gelen gerçekten çok önemli bir sağlık ve turizm kenti. Bunun yanı sıra birçok turizm hareketliliğini de beraberinde barındırıyor. Öyle bir kent düşünün ki turizmin her çeşidini, kış turizminden tutun, tarih turizmi, inanç turizmi, kültür turizmi, bunun yanı sıra termal turizm, sağlık turizmi, evet, doğa turizmi, bunların hepsini yapabileceğiniz bir şehir. Gerçekten bu yönüyle de Bursa'nın aslında turizm olgusunu da ortaya çıkartarak yatırımlarını konsept yatırımlar haline getirerek ulaşım gerek kent içi gerekse ulaşılabilir bir kent olma noktasında, uluslararası hava trafiğinin de yönlendirildiği bir kent olma noktasında yapısal sorunlarını ortadan kaldırarak turizmde yol alması gerekiyor. Biz termal turizmin yeni konsept yatırımlarla gerçekten Bursa'da baş at gitmesi gereken bir turizm çeşidi olduğunu ifade ediyoruz. Çünkü katma değeri yüksek bir turizm hareketi, sağlık turizminde söz konusu. Bugün için Türkiye'ye 36 milyon turist geliyor. Yaklaşık 30 milyar dolar bir gelirimiz var. Gerçekten katma değeri düşük bir turizm hareketliliği içerisindeyiz. Bursa burada katma değeri yüksek bir turizm hareketine sahip olması gerekiyor. Ama bu anlamda yapılması gereken ev ödevleri var. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak da hem sanayi alanında hem de turizm alanında bu yapılması gereken yapısal sorunları ve çözüm yolları noktasında yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Umarım ki Bursa'nın yarınlarında hem sanayide gerçekten önemli yatırımlar söz konusu olacak hem de turizmde konsept yatırımlarla Bursa değil Türkiye'nin dünyanın gündemine gelecek. Mustafa Bey çok çok teşekkür ederiz değerli bilgilerinizden dolayı. Açıkça ifade etmek gerekirse
Siz bu göreve gelmeden önce de turizm sektöründe birçok platformda beraber olduk. Çalışmalarınızı biliyoruz. Yani bu çalışmaları ve bunun devamını bekliyoruz tabii ki. Kent olarak, turizm sektörü olarak bizler. Ayrıca işte bu yeni bir göreve geldiniz. BTSO Başkan Vekili veya yardımcısı oldunuz. Bu görev de çok önemli bir görev. Ve bundan sonra biraz daha elinizi taşın altına koymanız gerektiğine inanıyoruz. Çünkü BTSO bütün Bursa'nın sanayici iş adamlarının ve ticarette uğraşan tüm serbest meslek sahiplerinin aynı çatı altında toplandığı büyük bir bizim toplum örgütümüz daha doğrusu. Dolayısıyla önemli bir değer taşıyor, önemli bir güce sahip. Bu gücü turizm sektörünün lehinde kullanacağınıza inanıyoruz ve sizden de bu konuda söz almak istiyoruz. Ben bir son söz kullanmak istiyorum, söylemek istiyorum. Bizim yaklaşık 4 ay önce Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni yönetimi olarak göreve başladığımızda Bursa'ya verdiğimiz bazı sözler var. Bunlardan bir tanesi sağlık serbest bölgesi. Türkiye'nin gündemine girmiş bir konu bildiğiniz gibi. Biz Bursa'ya dünya çapında bir sağlık serbest bölgesinin kurulması noktasında çalışmaları da yürütüyoruz. Bu çerçevede 3-4 milyar dolarlık bir yatırımın Bursa'ya gelmesi gerçekten Bursa'da ticari hareketliliği, inşaattan tutun da işte istihdam noktasında çok ciddi bir hareketliliği ortaya koyacaktır. Umuyorum ki bu projeleri de en iyi şekilde sonuçlandıracağız. Efendim çok çok teşekkür ederiz. Süremiz çok kısıtlı çünkü diğer konuklarımı da alacağız. Çok çok teşekkür ederiz katılımınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, üçüncü konuğumuz Bursa'mızın tanınmış iş adamlarından, sanayici iş adamlarından Sayın Faik Çelik. Faik Çelik aynı zamanda BTSO meclis üyesi ve de Bursa Sanayi Kenti ve Turizm Kenti aldığı panelistlerinden ve konuşmacılarındandı. Sayın Çelik, tabii son dönemlerde hepimizin bildiği gibi sanayiden kazandığı birikimlerini turizm sektörüne aktarmış ve Bursa'da dünyanın en önemli oteller zincirinden olan Sheraton Oteli'nin kurulumunu ve yatırımını gerçekleştirmiş ve Bursa turizm sektörüne çok önemli bir katkı sağlamıştır ve Bursa turizm sektörünün markasını güçlendirmiştir. Sayın Çelik hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, bu katkılarınızdan dolayı çok çok teşekkür ederiz ve programımıza katılımınızdan dolayı da çok çok teşekkür ediyoruz. Zevkli. Şimdi Bursa Sanayi Kenti mi, Turizm Kenti mi yoksa ikisini birlikte mi yürütmemiz gerekir sorusunu size yönetmek istiyorum. Tabii Bursa eski tabirle konuşursak sadece kaplıcaları olan bundan 20 sene önce 25 sene önce ama kaplıcalara da biraz daha yatırım yapılmadığı için de geri kalan bir şehir turizmde. Evet. Bursa benim eski tabirle sanayi şehri. Fakat neden turizm şehri de olmasın? Neden sanayi şehri? Bursa'da bu potansiyel 1930 var. Sene işte 1950 yıllarından karasör sanayisi var. Tekstil sektörü var. İşte 1970'lerden sonra da otomotiv sektörlerinin Bursa'ya gelmesiyle, Renault'un, Tofaş, Fiat'ın Bursa'ya gelmesiyle, makine sektörünün ciddi gelişmesiyle bir sanayi şehri oldu. Fakat işte biraz önce Hüseyin arkadaşım da dediği gibi turizmciler turizme yatırım yapmadılar. İşte biz sanayiciler olarak sanayiden kazandığımızı ve Bursa'yı seven bir aile ve kişi olarak Bursa'dan kazandığımızı, Bursa'ya yatırım yapmak, turizm sektöründen belki de birkaç sene hiç para kazanmamayı göze alarak ve bu yatırımları yaptık ve Bursa'nın da turizm şehri de olmasında bir adım attık ve bundan sonra da neden turizm şehriyle, sanayiyle turizmi ayırmak lazım. Yani turizm de olabilir, sanayinin olmadığı bir yerde turizm olmaz. Yani güç yoksa hiçbir şey yoktur. Turizmle ilgili de işte belediye başkanının yapmış olduğu restorasyon çalışmaları yıllardan beri o da Bursa için bir şanstır. Tabii. Büyükşehir Belediye, daha Osman Gazi Belediye Başkanlığı döneminde Bursa tarihine, kültürüne sahip çıkan bir başkanımız var. O da Bursa bizim için bir şans olduğu için bundan sonra da emin adımlarla hem sanayi hem turizmle beraber yürüyeceğini düşünmekteyim. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden ve de programımıza katıldığınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler, tabii ki biraz önce Sayın Çelik'in anlattığı gibi Bursa'mızın bir markası var, Bursa'mızın bir turizm sektörü var ve bu turizm sektörüne özellikle yabancı markaların ve yabancı otel markalarının ve firmaların gelip burada faaliyet göstermesi, yurt dışından bize gelen turistlerin
en azından bize sorduklarında Sheraton otel var mı, Hilton otel var mı, Crown Plaza var mı, dünya oteller zincirinden hangi otellerimiz var diye sorduklarında biz gönül rahatlığı içerisinde acentalar olarak ve Bursa'yı pazarlayan kişiler olarak diyoruz ki Sheraton'umuz var, Hilton'umuz var ve Crown Plaza'mız var. İşte bunların Bursa'ya gelmesini sağlayan işte Sayın Faik Çelik gibi ve diğer sanayici iş adamları gibi hemşerilerimizi kutlamak ve takdir etmek istiyoruz. Ve onların bu katkılarının devamını ve başarılarının devamını diliyoruz. Sayın Çelik çok teşekkür ederiz katılım. Değerli izleyiciler, Geleceğimiz Turizm adlı programımızın diğer konuğumuz TÜRSAP Genel Başkanımız Sayın Başaran Ulusoy ve BTSO'nun düzenlemiş olduğu Bursa Sanayi Kenti mi Turizm Kenti mi adlı panelde Sayın Genel Başkanımız değerli konuğumuz olarak Bursa'ya teşrif ettiler, geldiler, bulundular ve çok değerli düşüncelerinden ve fikirlerinden bizler de istifade ettik. Sonra kendisine teklif ettik, programımıza katılımını istedik. Bizi kırmadılar sağ olsun. Programımıza katıldılar. Şimdi Sayın Genel Başkanımız tabii TÜRSAP'ın 14 yıl, 15 yıl uzun süreden beri Genel Başkanlığı yapıyor, yöneticiliği yaptı. Ve Türkiye'nin tanıtımında, pazarlamasında çok önemli katkıları oldu. Sayın Başkanım, öncelikle konumuzla ilgili. Bursa sanayi kenti mi, turizm kenti mi? Şimdi birlikte yaşamı nasıl muvaffak oluyorsak, Bursa turizmde yani hizmet sektörüyle sanayi birlikte yaşamı kültürünü öğrenecek. Sanayi gelişmekte olan ülke demektir. Sanayide gelişmekte olan ülke varsa hizmet sektöründe gelişme var demektir. Çünkü burada varlığı, bolluğu paylaşıyorsan bu bolluğun nedenleri sanayidir. Bugün bakın Çin sanayileşme yolunda. Almanya çok önemli turizm ülkesi ama hissetmiyorsunuz bunu. Ama önemli bir sanayi ülkesi. Dolayısıyla Bursa bir örnek model oluşturmuştur. Çevreyi koruyan, doğayı koruyan bir anlayışla Bursa bunu muvaffak olduğu zaman bu sektör, hizmet sektöründe büyük atılımlar yapar. Bugünkü yatırımcılar, Bursa'da turizm sektörüne yatırım yapan arkadaşlarımız çoğu sanayici. Kazandıklarını yine bu kente turizm olarak geri dönüş sağlıyorlarsa, sanayi bir düşman olarak değil, sanayi koruyan, sanayi nimetlerinden faydalanan bir kent olarak Bursa'yı görmemiz lazım. Ha burada sanayicilerimizin çevreye duyarlılığını, sağlık standartını yakalayan, yeşili seven, kazandığı zaman da buna da yatırım yapacağına inanıyorum. Ben Bursa'nın geleceğinin umutlu bir sektör başkanı olarak, kanaat önde olarak Bursa'nın geleceğini sanayi olarak görüyorum. Bursa'nın geleceğini hizmet sektöründe turizm olarak görüyorum. İkisini beraber, ikiz kardeş olarak yürütüyorsan ikisini üye yapmaya gerek yok. İkisi de bu kentin yatırımcıları, ikisi de bu kente hizmet veren sektör kuruluşları. Burada temiz bir Bursa'da sanayicinin elde edinilmiş olacak. Acaba bacamı nasıl temiz tutarım? Nasıl bacama filtre koyarım? Temas ettiğiniz konu Hasan kardeşim doğrudur ama ben ikisinin birlikte yürüyeceğine inanıyorum. Sayın Genel Başkanım, ayrıca TÜRSAP, Türkiye'nin tanıtım ve pazarlama yelpazesinde çok önemli bir görev var. Sizce TÜRSAP, Türkiye'nin tanıtımında ve pazarlamasında işin neresinde? Yani 14 ve 15 yıldan sonra siz bir iki cümleyle muhasebesini yaptığınızda başarının neresindeyiz? Turizm sektörü Hasan Bey bir maratondur. Bitmeyen maratondur. Bugün yaptığın yenilik yarın başka bir yenilik getiriyor. Bunun sonu yok. Hizmetin sınırı yok. Yani acımasız bir teknoloji, gaddar bir pazarlama, her şeye rağmen mücadele ediyorsunuz. Bugün dünyada 1 milyar insan geziyor. 10 milyondan 50 milyona, 50 milyondan 100 milyona, 100 milyondan 500'e şimdi 1 milyar insan geziyor. 1 milyar insan gezen yerde muhakkak ki her gün bir yenilik, her gün bir değişiklik. Her gün değişik promosyon, her gün değişik bir tanıtım. Bunlar hizmet sektörünün cilveleri. Bunlar yenilikleri. Dolayısıyla bunları yaşayacağız. Her gün bu yeniliğe de hazır olacağız. Sektör olarak her gün eğitimini tamamlayan, her gün eğitimini tamamlamaya çalışan bir sektörüz. Yani dünyaya açılan pencere, tanıtım penceresi turizmle geçiyor. Ben ülkede tanıtımına da turizmin önemli bir yer aldığını inanıyorum. Şimdi Sayın Genel Başkanım, özel bir soru sorabilir miyim size? Tabii. Şimdi 14 yıldan sonra, 15 yıldan sonra önümüzde 30 Kasım'da değil mi bizim genel seçimimiz? 30 Kasım'da. TÜRSAP Türkiye için çok önemli bir kurum. Siz de o kurumun genel başkanı var. Tekrar aday olmayı düşünüyor musunuz efendim? Ben bugün özel bir soru ama. Tabii ki ben böyle sorularım. Ben genel kurullar ne derse onu yapmışımdır. Eğer hizmet ediyorsan, takdir ediyorsan genel kurul dediğini yapmak mevcuttesin. Ben herkese açık olan, herkesin seçilebileceği, bizde 7 bin tane başkan adayı vardır.
Yani bugün Karadeniz'de Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunda sorarlar, ne diyorsun diyor arkadaşa. Şunu söyler. Ya herkes bu işi yapabilir ama kadro bir kişi. Dolayısıyla bizde de kadro bir kişilik olduğu için ama 7 bin kişi de bu işi yapabilir. Ben herkesin... Başkanım, fırsat gelmişken şu kamerada açıklama yapalım. Ben genel kurulun, her zaman bunu genel kurula bırakmışımdır. Peki. Genel kurul eğilimlerine bırakıyorum bunu. Peki, genel kurul ne emrederse ben onu yaptım. Peki. Ben hizmet sektöründe hizmet vermeye çalışıyorum. Biz bir sektörün hizmetkarıyız. Başkanım, katılımınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik ben olun. Teşekkür ederim. Sağ olun canım. Değerli izleyiciler, TÜSAP Genel Başkanı Başaran Ulusoy'u da programımıza ağırladıktan sonra ve kendisini yolcu ettikten sonra şimdiki konuğumuz Bursa'mızın çok değerli iş adamlarımızdan ve de sanayiden elde ettiği birikimleriyle Bursa turizm sektörüne ve hatta Türkiye'nin çok birçok değişik yerlerine turizm sektörüne de çok önemli yatırımlar yapmış, katkılar sağlamış bir değerli iş adamımız konu kaldık. Hüseyin Özelek, Sayın Hüseyin Özelek, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Başkan. Bursa Sanayi Kenti mi, Turizm Kenti mi adlı bir panel, Betis onu düzenlemiş bir panelde de kendisi çok önemli açıklamalarda bulundu, çok değerli beyanlarda bulundu. Tabii para her şey demek değildir, zenginlik her şey demek değildir. Yaşarken bir şeyleri öğrenmek çok önemlidir. Sayın Hüseyin Özelek'te de birikimlerin yanı sıra, yani maddi birikimlerin yanı sıra manevi birikimlerin de ve birçok değerli mesleki edinimlerin de var olduğunu biz bugünkü panelde müşahede ettik. Bu programda da kendisinden biraz biz de programımızda istifade etmek istiyoruz. Şimdi Sayın Özelek, Bursa sanayi kenti mi, turizm kenti mi diye tabii birkaç kez sorduk da evet. Bunları birbirine ayırmak tabii mümkün değil. Değildi. Mümkün yani değil. Etle tırnak gibidir. Tabii. Ama yine de biz sizden bu konuyla ilgili açıklama bekleriz. Her şey düzenli ve tertipli olması lazım, nitelikli olması lazım. Şehirler gelişmiş ülkelerde sanayi gelişmiştir, turizm de ondan sonra gelişmiştir. Açıklamamda, panelde de belirttiğim gibi eğer uçak sanayi gelişmeseydi turizm bu kadar gelişemezdi. Sanayici yapmıştır, sanayiciler yapmıştır uçak sanayinin gelişmesini. Kitle taşımacılığında tren yolları gelişmeseydi 350 km süratle giden tren yolları var. Bu gemiler, şeyler arası hızlı tren, Atlantik, okyanuslar arası transatlantikler seyahat ediyor. Bunların hepsi sanayinin gelişmesine bağlı olarak oluyor. Ve insanların refah seviyesinin artması da nüfusun %40'ı sanayide, %40'ı hizmet sektöründe çalışıyor gelişmiş ülkelerde. %10'u da tarımda çalışıyor. Dolayısıyla hizmet sektörünün bir kısmının içinde de turizm var. %60 sanayi? %40. %40 sanayi, %40 hizmet sektörü, %10 tarım. Tarım sektörü. Dolayısıyla bu sektörlerde para kazanan insanlar turizm tatillerini geçirmek için yurt içinde ve yurt dışında geçiriyorlar. Bunların da bir katma değeri olması lazım ki yaptıkları için para kazanabilsinler. Ama gelişmiş ülkelerde bir garson bile para artırıp başka bir ülkede 5 yıldızlı organize etmiş, her şey dahi olsa otellerde bir ay veya 20 gün, 15 gün tatilini geçirebiliyor. Türkiye'nin de o noktaya gelebilmesi için yaptığı işi nitelikli yapması lazım. Organizesini düzgün yapması lazım. Planlama içinde işini sevk ve idare etmesi lazım. Optimal verimliliği sağlaması lazım. Sağladığı, yaptığı bu işi de düzgün şekilde de pazarlaması lazım. Bunları sürdürülebilir şekilde rakiplerine nazaran daha farklı yaparsa başarılı olur. Başarı bir anlık hadise değildir. Bu konuda canlı bir örnek vermek istiyorum Sayın Özelek. Bundan 15 yıl önce evet. Bursa'ya geri dönüp baktığımızda Bursa'ya AVM'ler yoktu. Evet, yoktu. Zafer Plaza yoktu, Koru Park yoktu, 15 yıl As önce. Merkez yoktu. Özelek vardı ama 1987 yılında 8 bin metrekare alan 30 yıldır içinde. Bursa'da evet. Turizm Seyahat evet. Acenteliği işletme sahibiyim. Yabancı turistleri getiriyoruz. Evet. Özellikle Orta Doğu'dan evet. Turistleri getiriyoruz. Bursa'da
turistler bize nereye gidebiliriz, nereden alışveriş yapabiliriz kaliteli bir şekilde dediklerinde bizim adres gösterdiğimiz tek yer Özdirek'ti. Evet, şimdi doğru. Daha sonra işte As Merkezi'nin açılması, Koru Park'ın açılması, evet, Rafet Plaza'nın açılması. Evet. Yani bu gibi yerler aynı zamanda turizm sektörüne hizmet eden alanlardır, yatırımlardır. Kesinlikle. Bunlar göz ardı edilemez. Kesinlikle. Çünkü biraz önce söylediğiniz gibi yani turizmde eğer biz kaliteli hizmeti eğer sunamazsak, insanları kesinlikle eğlendiremezsek, kesinlikle insanları mutlu edemezsek o zaman yani burası caddeler altınla kaplansa bir anlam hiç ifade etmiyor. Etmez. Yani Özdilek, bizim de Özdilek turizmciler olarak çok katkımız oldu. Teşekkür çünkü ederiz. Sizin tabii, bir politikanız tabii vardı. %10 hanut politikası çok güzel bir başarılı politikaydı. Evet. Yani gelen rehber arkadaşlara oradan Türk vatandaşı mağazaya gittiğinde 5 liraya aldığını yabancı gittiğinde 4,5 liraya alıyordu. Yani o 5 lirası getiren ve emek veren, onu yurt dışından getiren acenteye. Bu da güzel bir uygulamaydı. Ve sonra da işte tabii diğerlerin açılmasıyla beraber Bursa şu anda bir Avrupa şehri. Evet, Avrupa şehri. Yani buradaki AVM'ler ve buradaki otellerin kalitesiyle Avrupa'dakilerin bir farkı yok. Yok. Hani bunu biz yabancılardan şey yapıyoruz, duyuyoruz yani ve inan bir turizmci, bir acenteci olarak biz çünkü sektörün tanıtım ve pazarlama yelpazesindeyiz, alanında çalışıyoruz. Dolayısıyla gelen iltifatlar, takdirler bizim de işimizi kolaylaştırıyor ve yurt dışından getirdiğimiz turistlerin tabii ki beğenisini kazanmak bizim hoşumuza gidiyor. Yani açıkçası sizin turizme ve turizm sektörüne İzmir'de yapmış olduğu katkınız inşallah Bursa'da da inşallah böyle bir düşünceniz zaman içinde olacak. Olacak değil mi? Evet. Yani bekliyoruz Bursa'da da bir katkınızı bekliyoruz inşallah olacak. Yani ama zamanımız tabii sayın kısıtlı. Aslında kısıtlı da sizin değerli düşüncelerden yararlanmak istiyoruz. Yani varsa başka söylemek istediğiniz konu varsa. Yok gayet güzel. Bildiklerimi açıkladım. Başka çok bir zaman daha geniş i̇nşallah bir zamanda. Katkınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Sayın Hüseyin Özdilek'in vermiş olduğu değerli bilgilerden dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Programımız tabii ki bugün farklı bir konsepte çekildi. Özellikle BTSO binası içerisinde kongre ve kongrenin panelin yapıldığı yerde panelist olan arkadaşlarımızı teker teker aldık, onları dinledik, onlara sorular sorduk ve onların görüşlerini sizinle paylaştık. Bursa'nın artık bundan sonra turizm kimliğini öne çıkarmanın zamanı gelmiştir diyoruz. Bunun da göstergesi olarak işte BTSO bu son dönemlerde yani özellikle kısa bir periyot süreç içerisinde birkaç kez bununla ilgili toplantılar yapıldı, paneller yapıldı, sempozyumlar düzenlendi ve yerel yönetimlerimiz, belediyelerimiz artık turizm odaklı bir takım projeler yapıyorlar ve kentin turizm kimliği konuşuluyor. Bu da iyi bir gelişme. Çünkü bizim turizm sektöründeki başarılarımız sanayi sektörünü de destekler ve diğer 35 sektörü birden destekler, istihdamı arttırır diye düşünüyoruz. Bu kente taş üstüne koyan herkesin ve turizm sektöründe mücadele eden, çalışma yapan herkese biz bu ekranlar üzerinden, As TV ekranlar üzerinden teşekkür etmek istiyoruz kendilerine ve başarılarının ve katkılarının devamını diliyoruz. Efendim, bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.